Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde iki konuğum var. Biri spor yorumcusu ve futbol antrenörü, aynı zamanda eski futbolcu Bahar Özgüvenç. Bir diğer konuğum ise kaleci, öğretmen ve milli takım sporcusu Fatma Şahin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İki konukla olunca biraz zor, hem de pandemide uzaktayız. Bahar Hanım bir arabanın içinde kasketini takmış, Beşiktaş yoğunluğundan kendini arındırmış. Fatma Hanım evinde birlikte konuşacağız. Şimdi pek çok şey soracağım. Kadın demeden programı açmayı da başardım farkındaysanız. Ama yayının geri kalanında bol bol kadın ve erkek demek zorunda kalacağız gibi geliyor. İlk önce Bahar Hanım sizden başlayalım. Siz uzun zamandır futbolun içindesiniz. Çok erken yaşınızdan beri. Şimdi ikiniz de Beşiktaş'tasınız. Biraz anlatsanıza. İlk önce siz kendinizi anlatın. Sonra da genel durumu soracağım. Tekrardan merhabalar. Hemen futbolla başlayalım. Futbola başladık ve ondan sonra 20 yıl kadar emek verdik karşılıklı. Futbol hayatımız karşılıklı ilerledi futbolla birlikte. Daha sonra da bunu antrenörlükle süslemek istedim. Bunun eğitimlerini aldım. Tabii ki çok zorlu yollardan geçtik kadın futbolu olarak. Türkiye'deki şartlar biraz malum. Ama güzel sonuçlanıyor ve güzel ilerleyecek diye düşünüyorum. Bizden sonraki arkadaşlarımıza da güzel şeyler bırakacağız. Böyle yol açma konusunda ilerliyoruz diyebilirim. Ya şimdi ben sizin röportajlarınızı izlerken Allah'tan izleyebileceğim pek çok şey var. Aslında Türkiye'de kadın futbolunun popüler isimlerinden birisiniz. Orada şunu gördüm. Biz başladığımızda 10 yıl sonra başka bir kadın futbolu olacak deniyordu. Ama 20 yıl geçti, hala oraya gelemedik diyordunuz değil mi? Evet evet, bunu kaçırmamışsınız, güzel bir detay. Daha önce sorduklarında işte kanalda da konuşurken moderatör arkadaşlarımız sorduğunda işte nerede görüyorsun kadın futbolunu? Bu klasik klişe sorulardan aslında, nasıl başladığından sonraki en klişe soru. Ben bir yerde göremiyorum dedim, çünkü ben 96 yılında lisanslı olduğumda 10 yıl sonra uçacağız dediler Türkiye'de. Kadın futbolu uçacak dediler. 10 yıl değil, 21 yıl geçti. Hala emekliyoruz kadın futbolu olarak Türkiye'de. Diğer ülkelere baktığımızda, özellikle Avrupa ülkelerine baktığımızda, biz de bu emeklemeyi bir an önce elinden tutup hızlı bir şekilde yürüyüşe geçirmek için bu değerli kulübümüzle birlikte elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. O klişe soruyu soracağım yine de ben size. Nasıl başladınız? Şimdi nasıl başladık? Tabii biraz aileyle ilgili bir olaymış gibi gözüküyor ama tamamen doğuştan bir futbol yetisi var. Nasıl müzisyenler, sanatçılar doğuştan işte 4 yaşında, 3 yaşında piyano çaldığını ailesine gösteriyor veya herhangi bir başka sporu yaptığında aile işte buna yönelebilir gibi görüyor. Ben 5-6 yaşlarında evde çorapları birbirine geçirip futbol oynayan bir kız çocuğu, hiç bebekleri olmayan. Birçok kadın futbolcu arkadaşım da mahallede başladık diye söze başlar. Ama ben ilk evimden başlamak istedim. Ben anne bana 6 aylık hamileyken anne baba ayrılıyor. Ve ondan sonra böyle dedemin, dayımın, eniştemin olduğu bir binada oturuyoruz hep beraber. Tabii onlar futbolla çok ilgili. Onların tuttuğu takımı tutuyorsun. Erkeklerin yönelttiği bir durum oluyor açıkçası. Ondan sonra da ben tamamen futbol yetimi anladıktan sonra gece gündüz sabah 9'da inerek gece 11'e kadar, birileri artık eve dön diyene kadar devam eden bir serüvenle başladım. Televole beni çekime geldi bir gün sahada oynarken. Ondan sonra bir transfer teklifi geldi ve benim kadın futbol liglerine başlama hayatım böyle gerçekleşti. Hı hı. Ama siz çocukların oynadığı liglerde oynuyorsunuz değil mi o zamanlar? Tabii tabii. Şimdi 13-14 yaşında futbol okuluna gidiyordum. Hı hı. Orada kadın olduğum için çok az erkeklerin içerisinde böyle kız futbolcular gördüm. Böyle severler o dönemler, böyle televizyon vesaire işte konuşturmayı da sever. O zamanın modası da televoleydi. Ve geldiler, sağ olsunlar, iyi ki de o çekimi yapmışlar. Bir şekilde insanlar gördü beni. Ondan sonra kadın futbolunda
Dinar Su kulübümüz vardı. Oraya adım attım. Ondan sonra milli takımlar, yurt dışı serüveni. Güzel bir başlangıç oldu. Benim direkt böyle bir futbol yetimi ailem sayesinde anladım aslında. Kendimi de gördüm. Hiç değilse önümü kapatmadıklarını düşünüyorum. Yani anne baba ayrı olmasına rağmen. Çünkü 11 yaşında tekrardan evlendiler. Anne, birazcık Yeşilçam gibi. Babam herhalde benim çocukluğumu görmeye tövbe etmişti ama şimdi pişman tabii ki. Ah, senin çocukluğunu nasıl kaçırdım diye. Benim aile biraz renkli yani. Ben de artık işin şakasına vuruyorum. Tatile gitti geldi falan diyorum. Öyle kapatıyoruz yani. Ay, yapacak bir şey yok. Büyümenizi beklemiş gelmek için. Şahane. Tabii. Bu sağa sola kırıyor herhalde. Ben bundan bir kaçayım dedi. Sonra iş bitince geri geldi. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Peki Fatma Hanım, size dönelim. Kaleci olmak. Yani Türkiye'de herhalde çok kadın kaleci de yok. Sizin takımda Beşiktaş'ta yedeklerle birlikte 3 kişi var diye düşünüyorum. Öyle gördüm yani bakınca ama. Evet. Evet. Kaleci olmak tabii ki çok zor bir mevki. Çünkü sahada 11 kişisiniz ve bunun oyuncu bir tanesi de kaleci. Ne demek yani, yalnızsın. Diğer 10 kişinin, biz bunları forvet, orta saha, defans olarak ayırıyoruz. Forvetin hatasını orta saha, orta sahanın hatasını defans telafi edebiliyor ama kalecinin hatasını maalesef sadece arkadaki 3 liraya çarparsa hani gol olmuyor. Hı hı. Yani kısacası hani benim hatamı telafi edecek bir şey yok. Çok büyük sorumluluk, çok büyük özveri isteyen bir mevki. Bu şekilde zorluğunu bir nebze de olsa anlatabilirim size. Beşiktaş'ın dışında milli takımda da siz kalecisiniz değil mi? Evet, 2005'ten beri oradayım. Oo, kaç yıldır? Ben zaten 16-17 senedir oynuyorum. Hı hı. Kariyerim başladıktan 1-2 sene sonra milli takıma seçildim. Peki kariyer nasıl başladı? Ben 14 yaşında lisanslı olarak başladım ama hani onun öncesinde Bahar Hocam söylemişti, bazı kız arkadaşlarımız mahallede top oynayarak başladı diye. Ben o kişilerden bir tanesiyim Bahar Hocam. Eğer benim ablam çok çalışkan olmasaydı belki de ben şu an futbolcu değildim. Ablam da benim fizik öğretmeni bu arada. Ablamla aramda bir yaş var. Beraber okula gidiyorduk. Döndüğümüzde ablam ders çalışmak istiyor. Ben de ayrı tam tersi hiperaktifim, çok yaramazım, sürekli şikayet edilen bir öğrenciyim. Ben de aksine oyun oynamak istiyorum. Hani kesinlikle yarımda durmayan bir çocuktum zaten. Benim hani bulunduğum muhitte de çok fazla kız çocuğunu dışarı çıkarmıyordu, öyle söyleyeyim. Ben de hani çıkıyordum, ediyordum. İlk önce kaldırımda oturarak erkek çocukları izleyerek futbolu öğrendim. Onlar beni aralarına aldılar. Bu şekilde futbolu olan aşkım başladı. Ortaokuldayken yine benim gibi bir tane daha kız arkadaşımın bir tane takımda oynadığını gördüm. Bu şekilde kariyerim başladı, hani lisanslı bir şekilde, hı hı, diyebilirim. Şimdi öğretmenlik de yapıyorsunuz değil mi ek iş olarak? Evet, öğretmenlik de yapıyorum. Yaklaşık 6 senedir. Siz İzmirlisiniz bu arada. Evet, ben İzmirliyim. İzmir Karşıyaka. Bir de şimdi şöyle, futbolun geneline kadınlar açısından bakalım istiyorum. Bahar Hanım, bunu özellikle size soracağım şimdi. Ama ben böyle bir baktım. Yani 1800'lerin sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda futbol oynanmaya başlanıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe zaten 1903-5-7 geliyor biliyoruz. Daha sonra kadın ve futbol kelimeleri 1950'lerde anılmaya başlanıyor. 6 kadın futbolcunun katıldığı bir karma futbol maçı görüyoruz o yıllarda. 1954 yılında bir maç var. İzmir Kadınlar Futbol Takımı ile İstanbul Kadınlar Futbol Takımı. 1969 yılında Avrupa Karması burada yapılıyor. Orada da tek bir kadın gol atıyor, Afitap. Mesela böyle isimler görüyoruz. Kınalıada kız futbol takımı, Türkiye'de kurulan ilk kadın futbol takımı. 1969'da kuruluyor. Daha sonra 1973 yılında Dostluk Spor adını alıyor. Siz bunları zaten çok iyi biliyorsunuzdur. 1984'te İstanbul takımları arasında ilk kadınlar arası futbol turnuvası düzenleniyor. Turnuvanın şampiyonu Dostluk Spor oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1985 yılında Kadınlar Ligi kurma kararı alıyor ama 1994'te bu gerçekleşiyor. Bir aralar görüyoruz bundan sonra. 1995 yılında kadın milli takımı kuruluyor ama
2003 ile 2006 seneleri arasında lige ara veriliyor. 2006-2007 sezonuyla tekrar lig faaliyete geçiyor. 14 takımın katılımıyla bu başlıyor. Bu arada 2018-2019 sezon şampiyonu Beşiktaş. Geneline bakınca bu işin 3 büyük İstanbul takımı arasında, hadi 4 büyükler diyelim, Trabzonspor'u da katalım, kadın futbol takımı olan sadece Beşiktaş var. Bu neden böyle? Siz bize Bahar Hanım biraz anlatsanız ortamı. Hepsini, şimdi söylediğiniz her şeyi 94'ten sonrasını full ben yaşadım. Yaş 36 mi? O yüzden hakimim bu konulara. En büyük sıkıntımız devamlılık. Kadın futbolunda bu sıkıntı yaşandı. Dostluk Spor olmasaydı, kurulmasaydı belki çok sonralara kalabilirdi. O yüzden oradaki ablalarımıza buradan çok selam olsun. Hepsine binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sayelerinde biz hala bu işten ekmek kazanabiliyoruz ve sevdiğimiz işi, hobimizi hobiyle ekmek kazanıyoruz. Bu en güzel şey yani. İşe koşa koşa gitmek, severek yapmak bizim önümüzü daha da fazla açıyor enerji anlamında. Neden o aralar var? Neden dört büyüklerin takımları yok Beşiktaş hariç? Hemen anlatayım. Şimdi Süper Lig'de bir maçta tribünde, locada, başkanların da dahil olduğu, sahada futbolcuların, hakemlerin de olduğu tartışmalar yaşanıyor. Kavgalar bile yaşanıyor. Kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Bireysel cezalar veriliyor. 6-7 hafta bir futbolcu uzaklaştırılıyor ligden. Federasyonun verdiği cezalarla. Hatta hakemin gırtlağını sıkan oyuncular bile 8-10 maçı oynamıyor. Ve daha sonra tekrardan futbola geri dönüyor. Kadınlar Ligi 2003-2006 sezonu arasında böyle bir kapanmaya neden oldu. Bir kavga yüzünden. Ha, kavga bu, mı neden? Evet, 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 evet. Yani kızların o an yükselmesi, maçta tartışma yaşamaları, o an yedek kulübelerinin sahaya girmesi. Zaten herhalde o zamanki dönemde çok, bilmiyorum kimler vardı federasyonda veya başka yerde. Herhalde biraz biz yük olarak gözüküyorduk. Bir kıvılcım aramışlardı. O kıvılcımı da ateşe çevirmek kolay oldu açıkçası. Bir şeyi çok zor yapabiliyorsun ama yıkmak 10 saniye sürebiliyor. Başka bir arkadaşlarımızın sinirlerine sahip olamaması yüzünden biz 3 yıl futbol oynayamadık, spor yapamadık. Daha sonra ben Dinarsu ile başladığımda da Dinarsu Kulübü Başkanımız da federasyonun bu ilgisizliğine karşı 3 yıl bize maaş vermesine karşın, her gün antrenman yapmamıza karşın sinirlenip lige sokmadı. Siz başlatıyorsanız şimdi de biz oynamıyoruz gibi. Ve hep burada yara alan bizler olduk. Yani çok büyük yıllarca kayıplarımız yaşandı. Maç eksikliğimiz oldu. Ligin kapanma nedeni de bu. Dört büyüklere gelince Fenerbahçe kadın takımı kurdu. Yabancıları transfer etti. Roman oyuncuları falan böyle paraları döktüler. Ve biliyorsunuz yabancı uyruklu oyuncular Türkiye'ye bazen zor adapte olabiliyor. Bizim bazı görgü, saygı, dışarıya karşı yapmamız gereken şeyleri bilmedikleri için birazcık daha farklı ortamlarda fotoğraflar, onlar bunlar paylaştıkları için Fenerbahçe Kulübü o dönem kapandı. Aslında onlar kendince profesyonel ama o dönem bizim Türkiye'miz onu kaldırmadı. Şu anki Süper Lig'deki futbolcuların her zaman yaptığı şeyler aslında. Yine bir kadın yapınca birazcık sıkıntı yaşandı. Ve Fenerbahçe kapattı. Yani bir buçuk yıl sonra kapattı. Galatasaray 3. ligden başladı. Başvuru yapacaktı. Kadın takımını oluşturdu. Galiba herhalde kadınla erkeğin aynı tesiste bulunmasını istemediler. Bazı prosedürlerden dolayı o yükün altına girmek istemediler. Biliyorsunuz böyle zamanlarda da yöneticiler, başkanlar değişince bir şey başlanıyorsa bile bir anda durdurulabilir veya başlanmayan bir şeyi hemen başlatmaya çalışılabilir. Galatasaray da bu şekilde kapattı. Flore tesislerinde kadın futbolunu yok etti diyebiliriz bu anlamda. Tabii bunlar bizim için üzücü şeyler. Yani kadın futbolu için rekabet olduğu zaman çok daha başka olabiliyor. Özellikle sponsorluklar konusunda. Trabzonspor açtı 2 yıl. 2 yıl sonra onlar da kapattı. Tek devamlılık gösteren takım 4 büyüklerden Beşiktaş. İnşallah da böyle devam edecek. 8 yıldır Beşiktaş, daha önceki teknik direktörü Mutlucan Zavoççu'ya da buradan teşekkür edelim. Onunla birlikte başlayan, açılan bir branş bu zamana kadar geldi. Bundan sonra da hem futbolcularıma hem bana hem de yönetime nasip oldu diyebiliriz. Biz de Beşiktaş için devam etsin diye,
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hem insan olarak hem futbol insanı olarak. Keşke ve diğer kulüplerde, dört büyüklerde bu şekilde bir istikrar gösterseydi. Şu anda niye keşke diyorum? Hem sponsorluklar hem televizyon yayınları üst düzey olabilirdi ve bizim de kızlarımız erkek futboluna verildiği önem gibi gerekli olan önemi alabilirlerdi. Bu anlamda açık ve net söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü bu işler popülteyle olan işler. Ne kadar televizyonda gözükürseniz, ne kadar sponsorunuz olursa o kadar kuvvetli oluyorsunuz. O yüzden emekleme döneminde izlediğim şey de o. Şu anda Türkiye milli takımı, kadınlar milli takımı yavaş yavaş sponsorluklar alıyor. O sponsorlara bize ücret ödemeyin, televizyon yayınımızı karşılayın diyorlar ve maçlarımız verilmeye başlandı. Güzel sponsorluklar gelmeye başladı. Bunlar devam ederse de bayağı önümüz açılacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi her zorlukta böyle önümüze çıkan ilk virajda yok ben dönmeyeceğim bu virajı dersek sürekli en başa döneceğiz. Böyle devam edecek. Kaç takım var şu anda? Birinci ligde 16 takım var. Bu yıl tabii ki inşallah başlarsak. Pandemi. İkinci lig ve üçüncü evet. İkinci o şu an kanayan yaramız. Hı-hı. İkinci ligde ve üçüncü ligde gruplar şeklinde takımlarımız var. Ve bayağı güzel kulüplerimiz. Hakkari'ye kadar dayanan kulüplerimiz var. Şu an onlarla da maçlarımız oynanıyor. Üç ligde devam ediyor aslında kadın futbolu. Yani kadın futbol liginin olduğundan bile bir haber bizim halkımız. Yavaş yavaş böyle biz de hem televizyonlara çıktıkça hem maçlarımız yayınlandıkça yavaş yavaş insanlar tanımaya ve bilmeye başlıyor. 2020 yılında öyle söyleyeyim. Evet, fark ettim, onu da konuşuruz zaten. Peki şimdi Vodafone sizin sponsorunuz. Evet, evet. Başka sponsorluklar var mı? Yani erkek futbolculara nasıl yağdığını biliyoruz bir şekilde. Evet, ama evet. Sizin durumunuz genel anlamda nedir o manada? Şimdi Vodafone Beşiktaş'la yaptığı anlaşma bizim için inanılmaz hoş bir durum oluşturdu. Nedeni de şu, şu an lig başlayacak, henüz açıklanmadı ama bu yıl mutlaka oynanacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'ye bir şampiyon göndermek zorunda. UEFA'nın isteği bu. Mutlaka oynanacak. Vodafone da bu anlamda Beşiktaş'ımızın sponsoru oldu ve bizim kızlarımız için de, bizim için de hem gelir anlamında kulübümüze bu hem de pandemi döneminde mükemmel bir durum oluşturdu. Hareketlilik geldi kulübümüze. Aynı zamanda olanaklarımız yavaş yavaş daha iyiye gidecek, daha iyisi olacak. Beşiktaş'ın bir kere ismi çok büyük. Ve bu anlamda da sponsorların tercih ettiği bir kulüp. Tabii burada da Beşiktaş'ın şartlarına uygun olan sponsorlara evet diyor. Yani yönetimimiz, başkanımız uygun olmadan, onay verilmeden çok uzun süreçler aslında bunlar. Şu an bu sonuçlandı. Biz mutluyuz ama bundan önceki süreçler yani 2-2,5 ay çok ciddi çalışmalar içeriyor. Ve Vodafone da özellikle önümüzdeki günlerde güzel, harika bir şekilde, güzel demeyeyim, fevkalade bir şekilde kulübümüzü tekrardan sponsor olduğunu ilan edecek ve biz de Beşiktaş olarak gururla önümüzde Vodafone yazısını taşıyacağız. Ya bunu şu anlamda önemsedim aslında. Bütün bu kadın futbol tarihini okurken bana bu kadar görünmez olduğu bu işin yansıyan bir şey değildi. İşte son Dünya Kupası'nda Megan Rapinoe gibi isimler, evet, çıktı ya, bütün dünyaca duyduk, izledik onların eylemlerini, işte şutlarını, maçlarını ve karakter olarak da onlara daha sıcak bir ilgi duyduk. Yani onlar bizim hayatımızda birer karakter oldular. Eğer ki birazcık dünyaya bakıyorsanız, spora bakıyorsanız, kadın sponsorlukları aldı, Nike'da yüz oldu, bu önemli bir şey. Daha önce hani Mia Hamm gibi hani pek çok isim ilgiliyseniz biliyorsunuz ama, hı hı, popülerleşmesi çok önemli. Bu 2019'daki Dünya Kupası'nda da, şampiyonasında da biz kadın futbolunu çokça duyduk. Çok görünmez olduğunu fark ettim sizinle ilgili araştırmalar yaparken. Yani bu işte sponsorluklardan tutun da izleyiciye kadar, sizi kim izliyor diye dün Fatma Hanım'la önden konuşurken sordum ona da. Çünkü benim böyle Beşiktaş fanatiği arkadaşlarım var ve onları aradım. Dediler ki ya izlemiyoruz. Nasıl yani her maçı izliyorsun? Ya çok izlemiyoruz işte, bizim statta olursa bakıyoruz o maçlara falan şeklinde. Yani bu kadar görünmez olması çok enteresan geliyor bana.
Görünmezliğin en büyük nedeni tabii ki tesisleşme ve altyapı diyebiliriz. Yani şimdi Amerika'dan bahsederken ben Almanya'da 1,5 yıl bulundum Wolfsburg kulübünde. 2001 yılında, bundan 19-20 yıl önce. Şu anki olanaklarımızı o zaman ben orada yaşadım. Hatta şu anki olanaklarımızın 2-3 katını da orada yaşadım. 20 yıl önceden bahsediyorum. Yani haftada 7-6 gün antrenman varsa eğer, bir gün fitness salonuna gidiyorduk, bir gün pilates antrenmanına, bir gün dans, bir gün orman, bir gün saha. Yani çeşitlendirilmiş her şekilde vücudunuzun fiziğini, beyninizi, her şekilde ruhunuzu dahi sahaya adapte edebilen bir kulüpten bahsediyorum. Şimdi biz burada Beşiktaş'ın tabii ki şartlarını konuşuyoruz ama Beşiktaş dışındaki takımları da konuşursak halı sahalarda antrenman yapıyorlar. Halı sahada 5 gün antrenman yapıp büyük sahada 6. gün maç yaptığında halı sahalar 40 metreyken büyük saha 90'a 110. Yani çok nasıl diyeyim, alışılmışın dışında hareketler aslında bunlar. Yani hiç uygun olmayan sahada antrenman yapıyorsun. Daha sonra nizami sahaya çıkıp futbol oynamaya çalışıyorsun. Ya da erkeklerde 40 tane topla antrenmana çıkıyorsan, kadınlarda 10 tane antrenman topu bulup sahada hoca onlara göre, elindeki malzemelere, materyallere göre antrenman yaptırmak zorunda kalıyor. Veya 10 saat benim arkadaşlarım gün içerisinde çalışırken hayatları boyunca da bunu yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Sahaya geldiklerinde zaten 10 saat ayakta duran arkadaşlarım var. Üzerine bir de 2 saat antrenman yapacaklar. Erkekler öyle değil ki, evinden çıkıp şoförüyle birlikte antrenman sahasına gidiyor. 2 saat antrenmanı yapıyor, evine geri dönüyor, istediği her yemek önünde. Ama benim arkadaşlarım 10 saat ayakta durduktan sonra gelip antrenman yapıyorlar. Bir de geri dönerken otobüslerde artık kaç saat sürerse eve gidince yemek yiyebilecek mi, yemeyecek mi, duş alacak, uyuyacak. Şartlar çok farklı. Ya, değil mi? Görünmezliğin sebebi bu. Çünkü görünmezlik başarısızlık demektir. Bizim elle tutulur şu zamana kadar çok büyük başarılarımız olmadı. Mini takımlar da dahil olmak üzere. Ama altına baktığınızda biz ne verdik ki, ne istiyoruz? Amerika'da erkek futbolu bu kadar gündemde değilken kadın futbolu göklerde. Ve insanlara baş tutabildiler. Hem siyasi anlamda hem de bütçe anlamında çıktılar. Dediler ki kardeşim biz dünya şampiyonu olduk. Erkeklerden ne eksiğimiz var? Milli takımda onlar ne kadar prim alıyorsa biz de onu hak ediyoruz dediler. Ortalık yangın yerine döndü ama bir başarı var ortada. Şimdi biz bir başarı kazanamayınca bu kadar problemden dolayı. Onlar milli takımda 1,5 ay birlikte kaldılar Nilay Hanım. Hı hı. 1,5 ay kamp yapmak ne demek biliyor musunuz? Arkadaşınız hangi yemeği yiyor, hangi zeytini seviyor, hangi eliyle çatalı batıracak, nereye götürecek onu ezberlersin. Ezberlediğin zamanda da sahada o kadar iyi arkadaşını tanırsın. Ben burada milli takım maçına gitmeden önce 2 gün kamp alınıyorum. Şimdi 15 günü alınmaya başladık. 20 yıldan bahsediyorum yani. 2 günde ben sizi nasıl tanıyabilirim? Siz diyelim ki Adana'da bir futbolcusunuz, Nilay'sınız. Ben de İstanbul'da Bahar'ım. Birbirimizi nasıl tanıyabiliriz? Sahanın içinde nasıl anlaşabiliriz? Ya tabii eşit şart yok. Kesinlikle öyle yani. Şimdi ben futbolculara bir şey veremeyince, hadi şimdi biz şampiyon olduk Türkiye'de. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkacağız, son 8'e kalacağız. Çeyrek final oynayacağız, oradan finale gideceğiz. Dönüp Fatma ve diğer arkadaşları bana şunu dediğinde, ya Bahar hocam, biz beslenmemize, işte başka işte çalıştığımız için dikkat edemiyoruz. Uyku düzenimize dikkat edemiyoruz. Hı-hı. İşte sahaya geldiğimizde şuna dikkat edemiyoruz. Bunu Beşiktaş dışında konuşuyorum. Hı-hı. Biz şimdi Beşiktaş olarak diğer kulüplerden 3-4 gömlek öndeyiz. İşte ne anlamda diyorum? İhtiyaçlarımızın giderilmesi anlamında. Erkek futboluna daha yakın tesislerimiz var. Ve saha, halı saha değil. Yeme içmemiz, kadın fizyoterapistimiz, spor psikoloğumuz, en ünlü hastaneyle anlaşmamız İstanbul'da, doktorumuz, diyetisyenimiz tek tek ilgileniyor hepsiyle. Yani biz biraz diğer kulüplerin dışındayız. Ama diğer kulüplerimizi konuşmazsam, sadece Beşiktaş'ın içeriğini anlatırsam, bu sefer kadın liglerinin niye bir yere gelemediğini de anlatamam. Diğer kulüplerimizde böyle bir şey yok. Lig oynanıyorsa bir ay kala arkadaşlarımız çağrılıyor. Hazırlanılıyorlar. 4 ay lig sürüyor. 5 ay sonra kimse kimseyi sormuyor. Tekrar lig başlayacak denince başkanlar, yöneticiler futbolcu kardeşlerimi arıyor. Hadi gelin, sizinle işim var, lig başlıyor. 5 ay maaş ödüyorlar. Hadi şimdi gidin, bitti işim.
futbolda kadınların yaşadığı sorunlar gerçekten toplumsal hayatta yaşanan sorunlardan da bağımsız değil. Yani Türkiye'de pek çok sektörde görebiliriz ama hakikaten fiziki güce de dayanan bir iş yapıyorsunuz ama şartlar eşit değil. İşte demin bahsettik, 2003 ile 2006 yılları arasında futbolcusunuz ama oynayamıyorsunuz, maça çıkamıyorsunuz. 3 sene kayıp mesela. Profesyonel gözüyle bakılmaması sorun, başka işlerden para kazanmak zorunda kalmak sorun, tesis sayısı, imkanları belki sorun. İşte dün Fatma Hanım'a da şimdi söz vereyim. O iki otobüs değiştirerek ben çalışmaya giderdim diyor. Değil mi Fatma Hanım? Antrenmanlarım akşam 6-7 gibi başlardı. Dönerken iki otobüs değiştirmek zorunda kalıyordum. 11 gibi falan evde oluyordum. Babam duraktan alıyordu mesela beni. Birkaç olay da yaşadım yani açıkçası otobüste. Hani zor, kadın olmak zor. Ben şimdi bakınca size çalışırken acayip zor şartlar gördüm. Ya sonunda da dedim ki yani peki niye ya? Niye bu ısrar? Yani bir şekilde anlayabiliyorum insanın içinden gelen o aşkı. Yani bir de milli sporcularsınız ikiniz de. Yani milli takımlarda yer almış, kendi alanında başarılı ve bilinen insanlarsınız. Bunu da bir kenara bırakarak siz arkadaşlarınızı da biliyorsunuz, sektörü de biliyorsunuz. Niye bu iş yapılır illaki? Ne hissederek siz yapıyorsunuz? Neden bırakmadım? Önümüzde örnekler vardı. Milli sporcu olmuş, millilikten atanmış, işte hani spor akademisi okumuş, daha sonra milli sporcu olduğu için, başarılı sporcu olduğu için atanmış ablalarımızı görüyorduk. Ondan dolayı bırakmadım. Hani şöyle bir şey var. Bir şeyi yapmak için hani bir şeyleri görmek gerekiyor. Yani hayal kurmak gerekiyor. Ben de aynı şekilde bu hayalleri kurdum. Şu an hepsini gerçekleştirdim. Bundan sonra da Bahar Hocam da biraz önce değinmişti hani 10-15 sene sonra farklı yerlerdeyiz dendi bize ama hala aynı yerdeyiz. Bu konuda Beşiktaş'ın altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim çünkü kulübümüz gerçekten bize çok çok destek oluyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız şeyleri de göreceksiniz zaten. İlerleyen nesillere, küçük kardeşlerimize en azından kadın futbolunu gelişmiş bir şekilde bırakmak istiyorum. Zorluklarına rağmen bundan dolayı oynuyorum yani. Peki sosyal hayatta nasılsınız? Yani şimdi bir partiye gittiniz mesela, bir dolu insanla tanışıyorsunuz. Kadın ya da erkek, aha, ikisini de ayrı ayrı soruyorum aslında. Yani hoşlandığınız genç bir adam da olabilir bu. Ya da arkadaşlık kurmak istediğiniz bir kadın. Muhabbet ediyorsunuz ve farklı bir spor yaptığınızı ve mesleğinizin bu olduğunu öğreniyorlar. Kalecisiniz bir kere. Yani işte seyahatler ediyorsunuz, enteresan bir hayat diye düşünüyor olabilirler. Nasıl oluyor? Ne muhabbetler dönüyor orada? 1.81 boyundayım zaten. Yani bir de biraz kalıplı bir kadınım, öyle söyleyeyim size. Öyle mi? Bana yani çok direkt güzel geldiniz. Yani kalıplı deyince böyle yani ben çok bir hoş gördüm. Için, yani hani gördüklerinde zaten direkt hani sporcu olduğumu anlıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama tabii ki aklının ucundan bile geçmiyor hiç kimsenin futbol olduğu. Diyor ki hani voleybol mu oynuyorsun ya da sen basketbolcu musun ya falan diye direkt bu soruyla karşılaşıyorum. Sonra futbolcuyum diyorum. Mesela atıyorum hani bir kadın gördüğü zaman nasıl ya? Nasıl futbol falan diyor işte. Ben de anlatıyorum işte. Şaşırıyor zaten. Yani şok oluyor. Anlatıyorum. İçerini anlatıyorum. Böyle böyle. Böyle diyorum. Hani aynı zamanda öğretmenim diyorum. Hadi ya diyor. Çünkü hani biliyor az çok hani ilk duyduğu zaman kadın futbolunun da, çünkü daha duymamış hani öncesinde belki de. Zor olduğunu direkt anlıyor o da yani. Ayrıyeten bir de öğretmen olduğumu söylediğimde diyor ki aa diyor, nasıl diyor ikisini aynı anda yapıyorsun. O zaman zorluklarından bahsediyorum işte. Sonradan yani takdir görüyoruz açıkçası. Hani gerçekten helal olsun ya hani falan hani bu şekilde. Erkek arkadaşlarımda da hani şöyle söyleyeyim, hani özellikle hoşlandığım ya da benden hoşlanan o sırada. Ya zaten hani şöyle söyleyeyim, hani şu an bir erkek arkadaşım yok ama geçmiş hani sevgililerimde bizim futbol oynamamız hoşuna gidiyor genelde erkeklerin. Çünkü neden? Adam fanatik Fenerbahçeli, fanatik Beşiktaşlı. Yani görüyor senin futbol oynadığını. Ve normalde kadınların genelinde zaten biliyorsunuz hani futbolu çok sevmeyen kadınlar oluyor. Tabii ki onlar da bizim sayemizde bu gelecek alttan nesil değişiyor. Onun da haberini vereyim ben size de. Neyse, ondan sonra onu görüyor. Bizim böyle sevdiğimizi görünce onun da sevdiği şey birden ilgisi bize kayıyor. Ondan sonra işte sevgili olduktan sonra da
tamamen destekliyorlar, maçlarımıza geliyorlar. Ama tersi de olabilir. Hoşlandığınız erkek futbolla hiç alakadar da olmayabilir. Hatta sevmeyebilir. Orada yani illaki bütün Türk erkekleri futbol sevecek ya da kadınları da sevmeyecek ya da ilgilenmeyecek gibi bir durum var ya. Hı-hı. Yani o durumda neler oluyor? Şimdi siz bir şey dediniz ya, hani her erkek futbolu sevmek zorunda değil. Tabii, öyle tabii. Olduğu zaman da hani şey, benim başıma gelmedi o şekilde erkek arkadaşım. Hani genelde hep futbolu seven erkek, hı-hı, arkadaşlarım oldu. Ama şöyle hani bir görüş belirtebilirim. Herkesin, nasıl söyleyeyim, hayatına saygı duymak gerekiyor. Yani hani sonuçta kalkıp da her zaman da onun yanında futbol konuşmayacağın için o senin belli bir yere kadar hayatına saygı duyarsa, sen de onun sevdiği şeylere saygı duyarsan, bu şekilde karşılıklı sevgi ve saygıyla ilişkide yürütülebilir yani diye düşünüyorum açıkçası. O tabii her ilişki için bu geçerli. Bu arada çocuğu futbolcu olsun isteyen aileler çocuklarının da gelirlerinin yüksek olacağını düşünürler. Şatafatlı bir hayat görüyoruz biz futbolcularda, değil mi? Ama siz ona sahip değilsiniz gibi görünüyor. Bizimki o zaman gerçek aşk, öyle söyleyeyim, para gütmeden. O zaman böyle bakabiliriz yani. Sıkıldığınız klişeler var mı diye de soracağım ikinize de. Çünkü mesela işte çeşitli haberleri okudum sizle konuşmadan önce. Çekilen şutları ojeli eller yakalayacak. Elinin hamuruyla futbola geçen. Artık soyunma odaları parfüm kokacak gibi. Ya hala 2020'de 2021'de böyle haberler yayınlanmış. Yani siz bu klişelerden sıkılıyor musunuz? Umursamıyor musunuz? Sizi neler sıkıyor? İkinize de soruyorum. Fatma Hanım'dan başlayalım, Bahar Hanım'a geçelim. Bahar Hocam'dan mı başlasak? Olur. Hemen topu Bahar Hocam'a atıyorum. Tamam, ben de göğsümde yumuşatıyorum topu. Tamamdır hocam. Şimdi ben hemen bu soruyla devam edeceğim ama Fatma'ya sorduğunuz soruya cevap vermek istiyorum bir tanesine. Hani zorlukları gördünüz, neden devam ettiniz, niçin diye söylediniz. Hı hı. Ben 16 yaşında U19'da milli olduktan sonra bu seremoniye çıkıyorsun. Böyle iki takım, böyle karşılıklı iki ülke ve onların marşları okumaya başlanıyor. İşte rakibin marşı okundu, bizim marş okunmaya başladı. Benim ayaklar başladı titremeye. Hayatımda 36 yaşındayım. O günkü heyecanımı, o günkü mutluluğumu, o gün o seremonide İstiklal Marşı'nı dinlerken duyduğum gururu, herhalde şu an milyonları böyle ayağıma dökseler o heyecanı yaşayamam diye düşünüyorum. Ve ben o gün o maç bittikten sonra gözyaşlarındaydım yani o seremonide. Dedim ki ne olursa olsun sağlığım el verdiği sürece ben bu işi yapacağım. Yani bu aslında kadınların boyutuna baktığımızda biz amatörüz. Daha fazla amatörce düşünüyoruz. Çünkü biz kadınlar olarak zaten duygusal varlıklarız erkeklere bakıldığında. Biz paraya değil, bunu bir aşk olarak gördüğümüzü ve bunun devamında da aslında güzel şeyler olabileceğini, o milli takım armasını göğsümüzde taşıdığımızda ve o İstiklal Marşı'nı duyduğumuzda herhalde askerdeki kardeşlerimiz kadar ülkemizi gururlandırıyoruz diye düşünmüştüm ve asla bırakmayacağım demiştim. Yani sağlığım izin verdikçe hiçbir şekilde bırakmayacağım demiştim. Amatörce de düşünüyoruz. Bu konuda profesyonelleşemiyoruz. Biz bir aşkla bağlıyız. Yani bu sadece sevdiğimiz için yaptığımız bir şey. Bundan dolayı da bırakmıyoruz. Ve ben teknik direktör olarak da Fatma ve diğer arkadaşlarımın önünü açmak için 15 saniyede Beşiktaş'la anlaştım. Daha önce başka bir yerde çalışıyordum. Ve hiç düşünmeden 15 saniyede anlaştım. Ve 1 TL bile konuşmadan anlaştım. Sadece daha sonraki arkadaşlarıma bir kadın olarak teknik direktör olayım ki ben yarın öbür gün gittiğimde onlar devam ettirsin diye düşündüm. Şu an hiçbir şekilde hiçbir getirisi dahi olmasa gerçekten gözüm kapalı işime devam etmek istiyorum. Tek düşüncem bu. Buna cevap vermek istedim çünkü. Evet, ben de cevap vermenizi isterim gerçekten. Çok da tatlı. Ben sizi çok izledim sonra. Yorumcu da olduğunuz için Bahar Özgüvenç'ten bomba açıklamalar, şok açıklamalar, sürekli böyle YouTube videoları falan var. Ne kadar idealist olduğunuzu görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Yani evet, babam her zaman bu kadar idealist olma der bana. Ya evet. Herhalde kendinden kaynaklı. O da biraz idealisti kendi işinde. Çok idealist olma kızım. Yapma, biraz esnemeyi bil bazı konularda.
Yok, ben o herhalde kırmızı çizgim yani. Böyle insanlar ama ufuk açıyor. Yani şimdi düşünüyorum, demin Fatma Hanım'a söylediğim gibi. Yani para pul meselesi, sponsorluklar, yaşam tarzı kesinlikle erkeklerle eşit düzeyde değil. Seyirci öyle, seyircilere bilet kesilmiyor. Ücretsiz gidip izleyebiliyoruz, evet. Değil mi yani? Evet, o biletleri. Evet, evet, evet. Yani parası... Yoldan geçerken bile gelin diyoruz yani, o derece. Tabii, yani çünkü sizin o dediğiniz hissi, milliyetçi olmasanız bile deli gibi hissedersiniz. Yani binlerce, yüzlerce kişi sizin adınızı söylüyor ya da takımınızın adını haykırıyor, değil mi? Bir maç havası bambaşka, tabii, tabii. Bir stat havası bambaşka bir şey. Ben de çok severim, çok yani maçta olmayı. Çok başka. Yani biz halı sahaya gitsek bile yenilemeyiz yani. O kadar hırslıyız. Hani böyle derler ya, iki kardeş çıkıp birbirinin saçını boşunluyorlar maçtan öyle çıkar. Hakikaten öyleyiz yani. Şurada laf olsun diye gazozunu oynasak yine yenilemeyiz. Öyle bir hırs var. Yani aslında kadınlar sadece futbol üzerinden bakmasın buna. Şu an bizi dinleyen kadınlara da sesleniyorum. Hayatın her koşulunda inişler çıkışlar vardır. Yani tamamen empati yapabilirler. Sadece bu meslek olarak futbolculuk, öğretmenlik adı altında bakmasınlar. Her virajda durmasınlar. Her yokuşta yürümeye devam etmemezlik yapmasınlar. Yani her çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı vardır. Çok insan çelme takmaya çalışır. Ama onlar dimdik durup doğru olduğunu şeyi sürdürsünler. Hiçbir şekilde de yılmasınlar. Sonunda mutlaka ve mutlaka doğru insanları doğru insanlar buluyor. Ben bunu, karma denilen şeye biraz inanıyorum. Beşiktaş'ta futbolcu olamadım. Anlaşamamıştık. Sıkıntılar olmuştu. Nasip olmadı. Yaşınız büyük bulundu değil mi aslında? Evet, evet. Ya oralara girmeyeyim dedim. Tamam, tamam, girmiyorum. Yani yaşlısın dediler bana. Evet. 30 yaşındaydım, alamayın seni, yaşlısın, biraz daha genç bir takım oluşturmaya çalışıyoruz dediler. O sezon 2 tane gol atmıştım Beşiktaş'a yaşlısın dedikten sonra. Ama Allah nasip etti, teknik direktör olarak geldim. Yani hayatta karma denilen şeye inanıyorum. Mutlaka yiyecek ekmeğin, içecek suyun varsa mutlaka Allah bir şekilde karşına çıkartıyor. Ya şahane bir teknik direktörsünüz bence ya. Çok iyi gaz. Ha, estağfurullah. Böyle hani futbolcuya da hani biraz da odur ya. Yani sizin hani yani futbolu bilmeniz, insanları iyi yönlendirmeniz dışında biraz da böyle güç vermektir, ruh vermektir. O ruhu kendiniz çok iyi taşıyorsunuz bence Bahar Hanım. Hani çok sizi teşekkür ederim. Çok izledikçe nadirsin. Onu görüyorum. Yok, nezaketten değil, gerçekten bunu düşündüm. İlk konuşmamızda da biz yayından önce böyle 45 dakika falan konuşmuşuz Bahar Hanım'la. Hakikaten evet. Gaza gelip böyle kapadım. Çok gülümseyerek kapadım. Peki ben sizin sözünüzü kestim. Bu kadın erkek ilişkileri ya da arkadaşlıklar, evet, ve klişeler. Size de sorayım. Ah, ben Fatma kadar şanslı değilim tabii. O sevgililerim falan filan diye böyle olaya girdi. Benim onun kadar hızlı bir hayatım olmadı. Çünkü böyle hem iş konusunda hem biraz da ailemden de kaynaklı. Etrafımdaki erkekler biz bu kızı taşıyamayız deyip çok kaçan oldu. Yani işte böyle biraz erkekler böyle kadınların gücüne bakar. Böyle arabası var mı, bir işi var mı, şöyle yapar mı, böyle yapar mı. Biraz daha ben böyle Fatma gibi değilim. 1.65 boyundayım yani. Öyle fizik müzik düzgün ama uzun boylu falan değilim. Bana direkt yürüyüşümden insanlar çıkartıyor. Sen futbol falan mı oynuyorsun? Hani biraz daha kabayım. Fatma biraz daha böyle hanımefendi. Ama ben o kadar değilim. Yürüyüşüme bile yansımış. Hemen insanlar kaba bir spor yaptığımı direkt çıkartıyorlar. Onda hiç sıkıntı yok. Tabii konuşmaya başlayınca da, sohbetlere başlayınca da böyle futbolla ilgili özellikle. Şimdi bu okulunda okuduğumuz için işte antrenman metotları, fizik yapısı, böyle anatomi, Latince kelimeler falan biraz konuşunca ben başlıyorum, adam geri gitmeye başlıyor. Ondan sonra diyorum ki Bahar, bir yine olmadı, yine gol değil. Ya canım ya. Yine offside'dasın Bahar, yine niye gaz, sürekli ayağını gaza bastın, bir frenlemedin. Neyse, mutluyuz yani ya. O yapacak bir şey yok. Hayatta insanlar kendi de mutlu edebilir. İlla biri olmak zorunda değil. Biz de öyle mutluluğu baktık olmuyor. Zaten herhalde evlenmiş çocuğum falan olsaydı biraz deli olurdum. Çünkü köpeğim var. Bildiğin insan gibi davranıyorum ona. Artık evdekiler
o hayvan biliyorsun değil mi kendine gel hani çocuğun değil falan modundalar. Hı-hı. Biraz böyle pimpirikliyim. Kızım oğlum falan olsaydı herhalde artık çocuğa orayı elleme, onu yeme, şunu yapma hasta bir şey olurdu. Demek ki Allah da insanı biliyor. Ona göre vermiyor yani biraz. Bazı şeyler olmayacaksa zorlamamak lazım. Daha belli olmaz. Gençsiniz, yolun ortası, başı, daha ilk çeyreği öyle diyelim. Fatmalarla yani. Uğraştıkça o iş daha gider 40'a 45'e. Ondan sonra Fatma ve diğer arkadaşlarımız evlenirse onların çocuklarıyla artık ilgilenirim. Size de bakıyorum işte o şok, flash yorumlardan birinde çok da böyle konuşulan bir yorum. İşte kadın sporu değildir. Sert bir spor kadınları oynamasın gibi bir muhabbet dönerken sunucu size bir pas atıyor. Siz de diyorsunuz ki sende kaç biletim var? Orada bir sessizlik. Bende 6 diyorsunuz mesela değil mi? Yani evet, böyle evet. Dan diye öyle lafı söyleyince tabii farklı bir karakter belli oluyor yani. Ya şimdi futbol yetisi olabilir doğuştan. Çok yetenekli olabilir. Teknik ve taktik kapasitesi mükemmel olabilir ama futbolcular pratik zekalı insanlardır. Yani herkes futbol oynayamaz. Herkes futbolu sever. Oynamak ister ama oynayamaz. Yani sahada çabuk çözüm, rakibin yaptığı taktiklere çabuk cevap verebilen, sahada arkadaşlarını yönetebilen pratik zekalı insanlardır. Ben de yorumculuk yaparken sevgili Mustafa Göksu çok değer verdiğim, kıymet verdiğim bir arkadaşım. O hep böyle paslar bana. Yani aslında orada Türk halkının biraz sözcüsü olmak ister ki benim önümü açmak için, cevap verebilmem için. O da bana tam o pası verecekti. Yanlışlıkla gol oldu. Tabii Mustafa'ya oldu bu da. Erkek sporu değil mi işte? Kadınlar evde olmamalı mı falan dedi. Dedim Mustafa sen de dedim kaç tane platin var? Dedi bende yok. Ben de sessiz bekliyorum. Tamam Mustafa bende 6 tane var. Tamam dedim ve orada stüdyo bir sustu. Mustafa cevap veremedi. Yanımdaki yorumcu arkadaşım sustu. Gece 2:30'da yayından çıktık. Allah'ım her yer caps. Instagram'da her yer caps. Ya ben tamam dedikten sonra bir grup arkadaşı hemen şey yapmışlar. Diye. Gördüm arkasına. Videolar koymuşlar değil mi? Tezahürat yapan insanlar. Mustafa tabii orada bitti. Ah Bahar dedi dönüp ılgaza yapsaydın bari bunu dedi. Bana söylemeseydin dedi. Yani hoş bir şey oldu. Öyle birkaç tane daha birazcık patavatsızlığım oldu. Ama idare ettiler sağ olsun. Peki sizin sıkıldığınız klişeler neler? Benim sıkıldığım klişeler, valla ben bunu her yerde söylüyorum zaten, yayınlarda da söylüyorum. Hayatımda ilk 15 dakikalarım çabayla geçti. Kendimi ispatlamakla geçti. Halı saha maçına gittim, 15 dakika insanlar gülen gözlerle falan dalga geçer gibi bakıyorlar. 15 dakika sonra saygı duyuyorlar, her hafta ne olur maça gel. İşte bir yere gidiyoruz kafeteryada, arkadaşımla maç izliyoruz, böyle sesimi yükselterek bir yorum yapıyorum. Adamlar böyle dönüyor bana bakıyor diyor ki bu ne yapıyor ya gitsin evinde çay demlesin falan. Diyorlar gözlerinden anlıyor okuyorum ben çünkü artık uzmanız. Ya işte Bahar niye böyle bir sporla uğraşıyorsun? İşte evlen çoluğun çocuğun olsun şöyle olsun böyle olsun. Ben de işte hep böyle dalga geçerek cevap veriyorum. Ama o sabaha kadar anlatmam lazım. Tekrar aynı soruyu soracak karşıdaki biliyorum yani sabaha kadar anlatsam da geçerli bir cevap alamayacak benden. Yani klişeler böyle işte. Nasıl başladın futbola? İşte niye böyle arkadaşların olmadı? Ailelere mani olan arkadaşlarım var. İşte o öyle bir şey yaşadın mı? Tabii ki insanlar merak ediyor. Ama özellikle anneler varsa, babalar varsa bizi dinleyen lütfen çocuklarının böyle 5, 6, 7 yaşlarına kadar neyle ilgilendiğini sürekli böyle gözlemlesinler. Evet, aslında güzel, Allah tarafından verilen yetiyi orada anne baba olayı çözen onlar. Yani çocuk kendini bilene kadar evet benim çocuğumun müzik kulağı mükemmel. Ya da sürekli bir yerlere vurup bir şey çalmaya çalışıyor. Veya şiir veya harika resim çiziyor. İşte dediğim gibi bir spor branşıyla ilgileniyor. Yani 6-7 yaşlarına kadar aile çok iyi gözlemlerse aslında çocuğunun nasıl bir yetiyle dünyaya geldiğini orada çözebilir. Sadece genlerden gelen bir olay değil yani bu. Peki size şeyi de sorsam kimler iyi şu anda ligde? Şu an Türkiye'de işte başta Beşiktaş olmak üzere Gaziantep spor takımımız var. Konak Belediye var İzmir'de. On Fatma'da oynadı orada. 3-4 yıl üst üste şampiyon oldular ve kapatmadılar. Şampiyon olmadıkları yılda kapatmadılar. Genelde böyle oluyor kadın liginde. Konak Belediye var, Ataşehir Belediye var ama en önde gelen ilk önce Beşiktaş daha sonra da ALG Gaziantep kulübü.
Peki dünyada nasıl? Dünyada uçuyor tabii. Dünyada Amerika, Çin, Norveç, İsveç, Hollanda bunlar önde gelen ülkeler. Fransa. Fransa'da tabii Paris Saint Germain popülaritesi yüksek şu anda. Kulüp bazında bakarsak. Yani biz tabii ki onların gerisindeyiz malum şartlardan dolayı. Ya benim için kadın futbolunun sembol ismi herhalde Lale Orta. Yani ah tabii. Değil mi? İlk akla gelen tabii, isim. Tabii. Yani 76'da o da başlamış. İşte Dostluk Spor'dan bahsettik ya. Evet. Kaleci ve kaptan hem de orada. Türkiye'nin profesyonel liglerinde antrenörlük yaptığı, teknik direktörlük yapabilen ilk kadın oldu. Evet. Ve hakem olarak da biliyoruz onu. Peki başka isimler var mı Lale Orta dışında? Ya yani Lale Orta dışında daha önce işte yurt dışını transfer olan ablalarımız var. Dinars'ta oynarken bizim Ayşe diye bir ablamız vardı. O yurt dışına gitti, uzun yıllar Duisburg'da oynadı ve yurt dışı kapıları aslında onlar sayesinde açıldı. Böyle 2-3 tane söz edebiliriz Almanya'ya giden ablalarımız. Sonra futbolcular demek yurt dışına da gidebiliriz diye bir hayal kurmaya başladı. Lale Orta'dan sonra böyle hakikaten söz ettiren Paris Saint Germain'de oynayan arkadaşımız Melike Peker milli takımda da oynuyor. O bayağı bizi bir tanıttı yurt dışında. Bizim milli takımlarımızda da yer aldı. Bir sakatlık geçirdi. Şimdi başka bir kulüpte ama gerçekten bir erkekten farkı yok saha içerisinde. Çok da hayranımdır kendisine. Ama kariyer anlamında da şu anda milli takımlarımızın başında ilk kez bir kadın teknik direktörümüz var Sayın Necla Güngör. O aslında teknik direktörlük anlamında bizim hepimizin önünü açmaya başlayan ilk isim diyebiliriz. İlk defa milli takımda bir kadın teknik direktörümüz var. Gururla söylüyorum böyle ağzımı doldura doldura. Yıllarca biz hep erkek antrenörlerle çalıştık ve bizim fizyolojimizden ve psikolojimizden maalesef anlayamadılar, empati yapamadılar. O yüzden şimdi kulüpler kadın teknik direktörlere yavaş yavaş kendilerine emanet etmeye başladılar. Niye? Koskoca milli takımı bıraktık. Biz kulüp olarak da herhangi bir kadın antrenörü bırakabiliriz. Moduna geçildi artık şükürler olsun. Vallahi şükür. Bu arada ben hatta böyle kadın futbolu temsilcileri buluştu diye bir haber okudum. Haberin fotoğrafında 7 erkek vardı mesela. Yani kulüpler birliğinin mi? Kulüpler birliğinin galiba Rüştü evet, Rençber evet, falan vardı mesela. Evet 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 kulüpler birliğinde çünkü kadın yönetici çok az. Kulüp başkanları erkek olduğu için kulüp başkanları ve yöneticiler adı altında kulüpler birliği oluşturulmuş ve onunla ilgili bir toplantıya gidildi geçtiğimiz günlerde. O yüzden siz denk gelmişsinizdir. Aslında her kadın takımının bir kadın yöneticisi olmak zorunda yoksa sahaya çıkamıyorsun. Ha. Yasak. Ama eğer sen bu kadını görüntü anlamında sadece kağıt üzerinde gösteriyorsan o zaman yine zaten erkek egemenliği söz konusu. Tabii. Yani kurala uysun diye kuralı anladım, yapıyorsan. Tabii. Klasik şey. Peki yaşlar kaç sizin takımda ve aile hayatları nasıl? Anne olan bir kişiyi biliyorum Jessica. Evet, Jessica Çarmıklı anne. Annemiz o bizim. benim takımımda 30-35 yaş arası 5-6 arkadaşım var. Geri kalan 25-27 arası da öğrenci kardeşlerim var. 19-20 arası, 21 arası oyuncu arkadaşlarımız var. Biraz daha biz aslında tecrübeli bir takımız. Ama gençlerimizi de alttan sürekli A takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Yıldız Kız takımımız da var. Tabii ki pandemiden dolayı şu an aktif bir dönem değil. Ama ben Beşiktaş'a geldikten sonra özellikle futbol okullarıyla da 4-5 kere toplantı yaptım. Ve Beşiktaş'ın futbol okullarının açılması isteniyorsa bundan sonraki tarihlerde mutlaka futbol okullarının içerisinde 2 saat kadın futboluna yer verilecek maddesini koydurtmaya çalıştım. Onlar da harika sıcak karşıladılar. Ve bundan sonra Beşiktaş futbol okulu herhangi bir semtte açılacağı zaman kadın futbol okulu da açılmak zorunda olacak. Sizin öyle futbol okulu tecrübeniz de var tabii ki. Evet. Yani yöneticilerle bunun toplantısını yaptık. Sağ olsunlar beni davet ettiler. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ben daha önce 2 yıl Arsenal Soccer School'da, 2 yılda Paris Saint Germain Akademi'de head coach'luk yaptım. Bu anlamda Allah'tan bir alt bilgim var. Elimden geldiği kadar da Beşiktaş futbol okullarına kadın futbol okulunu kazandırmak istiyorum. Bir kuralla tabii ki. Kuralsız olmuyor. Kartaliçe mi diyorlar size?
Evet, bize kartaliçe ediyorlar. Futbolcularımıza kartaliçe ediyorlar. Bu arada ben bunu da demek istemiyorum. Çünkü böyle Dünya Kupası mesela kadınlar futbolu söz konusu olunca en güzel futbolcular galerileri falan yapılıyor. Ama tabii. Yani çok da güzel yani. Şimdi Fatma Hanım'a bakıyorum, ben Instagram falan böyle baktım. Hakikaten manken gibi kız diyerek de baktım. Yani vallahi dışı çok güzel, içi ondan güzel. Görmek istersen öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Milay Hanım. Çok teşekkür ederim hocam. Vallahi öyle bir şey gördüm. Peki kaleci olmak, biraz daha onu açarsak. Yani senin hatanın telafisi yok. Mesela forvet oyuncusu golü atan oyuncudur. İşte 90 dakika mesela hani hiçbir şey yapmaz. 90+3'te, 90+4'te gol atınca hani maçın yıldızı olur. Ama kalecide de atıyorum hani 90 dakika boyunca işte sağdan soldan her yerden topu çıkartıyorsun ama 90+3'te hatalı bir gol yiyorsun. Maç sana kalabilir. Yani 1. dakikadan 90. dakikaya kadar sen oyunu izlemek zorundasın. Oyunu okumalısın. Önündeki defans arkadaşlarını yönlendirmelisin. Olası bir kontratak için söylüyorum bunu. Yani bazen kaleciler kaleye top gelmeden maçı bitirebilirler. Gizli kahramanlardır kaleciler. Büyük sorumluluk isteyen bir mevki. Yani lider olmalısın. Peki gelecek planınız ne Fatma Hanım? 16-17 senedir futbol oynuyorum zaten. Geçmişte istediğim birçok şeyi, birçok hedefimi gerçekleştirdim. Milli sporcu olmak istiyordum. Gerçekleştirdim. İşte beden eğitim öğretmeni olmak istedim. Bunu da gerçekleştirdim. İyi bir yerde, iyi bir takımda oynamak istedim. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Yurt dışı hayalim var. Zamanında yurt dışı teklifi gelmişti ama o sırada öğretmenlik atamam vardı. Bir tercih yapmak zorundaydım. Bir o hedefim var. Biraz böyle hani yurt dışında oynama hedefi falan bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda ne olur tabii ki. Yani ilk önce Beşiktaş'la şampiyonluk kazanmak ilk önceki hedefim. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı en güzel şekilde temsil etmek. Ondan sonra belki eğer gelirse teklifler sonra değerlendirmek. 5 sene daha oynamayı düşünüyorum yani açıkçası. Bu son senelerimde boş durmadım. UEFA B belgesini aldım, antrenörlük belgesini. Onun dışında kaleci antrenörlüğü belgesini aldım. İlerleyen zamanlarda milli takım kaleci antrenörü olmak istiyorum. Hani ben de Bahar Hocam'ın yolundan gitmek istiyorum. Necla Hocam'ın yolundan gitmek istiyorum. Başarılı kadınları gördükçe gerçekten insan imreniyor. Hem hani benim yaş grubumdaki arkadaşlarım adına konuşayım. Hani Bahar Hocam zamanında milli takımda işte oynarken ben de o sırada daha yeni A milli takıma gitmiştim. Mesela ben hani hayran olarak bakıyordum yani. O zaman hani ablamdı yani, öyle söyleyeyim, şu an hocam. Görüyordum mesela futbol oynayışını, futbol tarzını görüyordum. Gerçekten hayran, ağzımız açık izliyorduk yani. Hani saygıda hiçbir zaman kusur etmiyorduk falan. Hani aynı şekilde Necla Hocam da alt yaş gruplarında antrenörlük yaptı. Ben de bu şekilde antrenör olmak istiyorum. Böyle yani hani. Ama ne kadar güzel bir o saygı, o rütbe meselesi. Aslında yaş farkınız çok da fazla değil değil mi? 5-6 yaş. Aynen. Evet. Ona rağmen ne kadar güzel, evet. Ama hani o figür yani aklımda kaldı yani, yıllar öncesinde o figürü utanırdım mesela yani. Hani sonuçta 5-6 yaş da olsa hani... Hani mesleğe, abla figürü, evet. Bir örnek yani hani. Hı-hı. Bir de gerçekten yani şu an burada diye söylemiyorum, bu arada ilk defa ona söylüyorum yani bunu. Yani gerçekten milli takımda gerçekten çok çok iyi oynuyordu yani. Kendini böyle çok iyi yere atıyordu, faul falan çok iyi alıyordu yani hani. Böyle imrenirdik yani. Yani gerçekten popüler oyunculardan bir tanesiydi kendisi. Altı platini var yani, az buz değil be. Hepinizden zenginim, titanyum, platin her yere. Aynen, yüreğini koyarak oynuyordu yani. O altı platin boşuna değil yani, öyle söyleyeyim. Yani peki, böyle yani bu şekilde. Bu arada PlayStation'da kadın futbolu var mı? Evet, var, olmaz mı? Şahane. İyi, bu da güzel işaret. Bu arada FIFA'nın listesine baktım. Türkiye aslında bayağı gerilerde. Benim baktığım liste doğruysa 66-67 falandı. İnşallah daha ilerilere gidebilir. Daha çok oynanması, imkanlarının gelişmesi, sponsorlarının artması, medyasının artması, kadın futbol maçlarının gösterilmesiyle birlikte diyeyim ben ve klasik sorumu ikinize de soruyorum.
İlk önce ben Fatma Hanım'dan başlayacağım. O bana sonra sorun dedi ama gene de. İyi kaleci nasıl olunur öyle diyeyim. Bir de neler önerirsiniz? Yani bu futbola başlayan kadın erkek, kız çocuğu ya da oğlan kim olursa olsun. Lider özelliğinin olması gerekiyor. Önündeki oyuncularla çok iyi anlaşması gerekiyor. Bazen bu eksik bende var bu arada. Bunu öz eleştiri olarak söyleyeceğim. Arkadaşlarını iyi bir şekilde motive etmesi gerekiyor. Ben bazen sinirleniyorum. Hani bunu öz eleştiri olarak söylüyorum kendime. Ben bazen sinirleniyorum. Önümdeki arkadaşlarıma biraz hani sert çıkışıyorum ama bunu olumlu bir şekilde önündeki arkadaşlarını yönetebilmeli diye düşünüyorum açıkçası. İşte tabii ki hani reflekslerinin iyi olması gerekiyor. Nasıl kaleci olur diyorsanız. Yani oyunu iyi okuyabilmesi, biraz önce söylediğim gibi belki de hiçbir şekilde top eline gelmeden bitirecek ama iletişimi, iyi bir iletişim sağlayarak önündeki defansın topa müdahaleyle, yani o tarz verdiği direktiflerle maçı bitirecek. Yani hani iletişimi iyi olması, liderliği iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl kaleci olunur? Böyle hani. Yani olunur diye düşünüyorum. Bu arada dün şimdi burada konuşmadık ama Fatma Hanım'la konuşurken bana başlangıç yılları ve daha sonra gelişmedeki neler yaptığını anlatırken şeyi anlatıyordu. Mesela hafta sonu maç var. Kendisi öğretmen. İşte cuma günü koştur koştur uçağa biniyor. Maç neredeyse oraya gidiyor. Sonra pazar günü uçak az geri dönüyor. Bazen sabahın dördünde evine dönüyor. İşte saati 6'ya kadar uyuyor, ondan sonra öğretmenliğe devam ediyor. Yani çok zor bir hayat. Bırakın hani bütün takımla ilişki kurmayı, reflekslerini çok sağlam tutmayı. Yani böyle bir yorgunlukla da yoğrulması gereken bir iş. Yani sizin açınızdan bakınca bana o anlamda da çok zor gelen bir iş açıkçası. Yani aynen öyle. Özellikle de o dönemlerde zaten o 3 senede Gaziantep'e atandım ben ilk önce. Yani ilk 2 sene Antalya'da oynadım, sonraki sene İzmir'de oynadım. Yani hep benim için her hafta deplasmandı. Normalde takım arkadaşlarım bir hafta kendi evlerinde oynuyor, yani kendi şehirlerinde oynuyor, bir hafta deplasmana gidiyor. Bana her hafta deplasmandı. Hafta içi kendim sadece fitness antrenmanı yapıyordum. Bu da ne demek oluyor? Sakatlık riskin çok oluyor yani. Çünkü hani sağ antrenmanı yapamıyorsun. Bir şekilde kendini fit tutmaya çalışıyorsun ama belki de yanlış bir şeyler yapıyorsun o anda. Yani sakatlık riski çok. İşte performanstan düşüyorsun. Gerçekten çok çok hani zor dönemlerde ama hala mesela bu şekilde git gel yaşayan arkadaşlarım var. Şehir dışında öğretmenlik yapan arkadaşlarım var ligde. İkinci iş her zaman zor zaten. Yani bir şeye konsantre olamadığın zaman her zaman zor. Sizin de mecburen çoğunuzun maddi nedenlerle, çoğunlukla güvence nedeniyle belki de ikinci işe sahip olması gerekiyor. Son bir şey daha sorayım. Fatma Hanım, size sorayım ilk önce. Sonra Bahar Hanım'a da sorayım. Şimdi antrenmanlar yapıyorsunuz, kendinizi hazırlıyorsunuz bu işe. Ama onun dışında farklı disiplinlerden besleniyor musunuz? Mesela işte ne tür kitaplar okursunuz? Başka sizi bu işe sürekli atakta olmaya ya da futbolu daha iyi anlamaya, insanlarla iletişim kurmaya ne hazırlar? Nelerden yararlanırsınız? Çok kitap okumuyorum şimdi ben. Eğer hani böyle söylersem yalan söylemiş olurum. Yok, kitap ama değil. Gerçekten ben örnek bazen, diye söylüyorum. Başka bir şey gelişim olur. Kitaplarından bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Yani bu futbola yönelik ya da onlardan mı bahsediyorsun? Herhangi yani bir şey beni olabilir. Beni ne motive ediyor olabilir? Mesela geçen sene 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynadığımız maçtan önce bir kitap okumuştum, yani hani özellikle konsantre olmayla ilgili. Sonuçta hani 33.000 kişinin önüne çıktım ve gerçekten çok güzel yönettiğimi düşünüyorum. Yani hani bunun için önceden motive oldum. Hani 2 ay boyunca ekstra çalıştım. Ekstra antrenmanlar yaptığım zaman kendimi daha çok motive hissediyorum. Kitaplar okuduğum zaman kendimi daha çok motive hissediyorum. Bunlarla ilgili motivasyon videoları izliyorum bazen. İşte iyi bir kaleci nasıl olunur? Ben hani biraz önce söyledim nasıl kaleci olunur diye ama şöyle bir şey var. Hani ben belki 30 yaşındayım ama hala öğrenmem gereken şeyler var yani. Tabii. Hiçbir zaman bilgi bitmiyor biliyorsunuz ki. Yani ben hala araştırıyorum, ediyorum nasıl daha iyi olabilir. İşte atıyorum mesela yan toplarım mı kötü? Hemen bakıyorum, yan top videoları izliyorum. İşte karşı karşıya da mı kötüyüm? Hemen mesela gidiyorum onunla ilgili hemen hocalarıma söylüyorum, diyorum ki hani hocam böyle böyle bu yönde eksiğim var falan. Ekstra antrenmanlar beni daha çok motive ettiğini düşünüyorum. Çalışkan bir, yani çalışkan bir sporcu olduğumu düşünüyorum. Bilmiyorum hocam ne düşünüyor bu konuda ama çalışkan bilmiyorum, da öyle.
ya istiyorum, hani ısıran bir oyuncu olduğumu düşünüyorum açıkçası, hani bilmiyorum. İyi ya da kötü bilmiyorum yani. İstiyor, hep istiyor Nilay Hanım. İstiyor, istiyor, istiyor. Bitmiyor istekleri. Hocam ya. Peki, peki size soracağım şimdi. Bu arada demin bahsettiği maç Fatma Hanım'ın Atletico Madrid maçı. Dolmabahçe'deki Vodafone Park oldu ismi. Orada Atletico Madrid'le bir maç yaptı Beşiktaş kadın futbol takımı. 7 Mart 2020. 33 bin kişi izledi sizi, değil mi? Ondan Türkiye bahsettik. Rekoru kırıldı. Ha, Türkiye rekoru kırıldı. En, yani bir kadın ligini en çok izlenen maç olarak Türkiye rekoru kırıldı. Tabii heyecanlı kesinlikle. Bir şey olsa gerek. Yani normalde bu kadar çok az izleyiciyle oynayan insanlar için gerçekten güzel. Peki Bahar Hanım, size soracağım. Bir, nasıl iyi futbolcu, antrenör, teknik direktör, yani futbol insanı olunur? Kadın diye sormayacağım. Yani siz kadını da erkeği de iyi izleyen birisiniz. Yorumlarınızı da görüyorum. Spor yorumculuğunu da biraz söyleyin siz bize. Yani bunların temeli nedir? Nasıl daha iyi birer insan oluruz? Türkiye'de nasıl bu iş daha iyi olur? Onu size sorayım. Şimdi hangi işi yapıyorsanız yapın, saydığınız meslekler de dahil ve dışındakiler, ilk önce iyi insan olacaksınız. Hı hı. Yani kendinizi iyi insan modelinde yaratacaksınız ve etrafındaki insanlara da o ışığı saçacaksınız. Ya iyilik iyilik getirir derler ya, kesinlikle öyle. Siz iyi olursanız herkes size iyi olur. Bir kere çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Merhametli ve iyi insan olmayı. Spordan önce, herhangi bir işten önce, ne yaparsanız yapın, ilk önce etrafınıza ve kendinize öz saygınız olmak zorunda. Siz kendinize saygı gösterirseniz, özgüveninizi her daim güncelleyerek kendinizi yükseltirseniz, insanlar da size bunun karşılığını verir. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Yani kendi yıldızınızı kendiniz yaratacaksınız. Hı hı. Bunlardan önce çok 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 çalışacaksınız. Diğerlerinden farklı olmak istiyorsanız, 2 saat antrenman yapıyorsanız, 2 saat herhangi bir enstrüman çalıyorsanız grubunuzla birlikte, hocanızla birlikte, siz kendinize bireysel antrenmanlar yapmak zorundasınız. Diğerlerinden farklı olmak istiyorsanız kişisel gelişim kitapları okumanız gerekiyor. Sahanın içinde veya dışında özgüveninizi yüksek, lider futbolcu olacağım diye geliştirmeniz gerekiyor. Antrenörseniz sürekli kendinizi güncellemeniz gerekiyor. Değişken bir spor futbol. Sürekli günümüze kendinizi uyarlamanız lazım. Sürekli reset atmanız lazım yani. Ben oldum dediğin an, hangi iş kolunda olursa olsun, kaybetmeye başladınız demektir. Ben oldum sözü en tehlikeli kelimelerden biridir. Ben şu an takımda 17 yaşındaki arkadaşımdan da bir şeyler öğreniyorum. Takımda 45 yaşındaki yöneticimden de bir şeyler öğreniyorum. Yemek salonuna gittiğimde bize yemek yapan ablalarımızdan da bir şey öğreniyorum. Güvenlik abilerimizle sohbet ederken de hayattan bir şeyler öğreniyorum. Yani ast üst ilişkisini hayatımın hiçbir yerinde barındırmadım, barındırmayacağım da. Ve biraz böyle ukala ve egosu yüksek, enerjinizi alan negatif insanlarla görüşmeyi bırakırsanız da stres ortamından uzak kalıyorsunuz ve yaşamanız daha kaliteli hale gelmiş oluyor. Benim artık hayata bakış açım, tabii 35'ten sonra böyle olmaya başladı. Ondan önce kendi kendini yiyen bir insandım. Ay o öyle mi dedi, o şu şöyle mi yaptı. Biliyorsunuz biz biraz Türk toplum olarak aman etraf ne der, o ne der, bu ne der diye böyle anne babalarımızdan aman çok bağırarak konuşmayın evde, komşular bir şey der, bir şey oluyor zanneder. Hep böyle etraf ne der diye yaşadığımız için ben artık öyle demiyorum ya. Kim ne derse desin yani. Hayata artık düz açıdan bakmaya 35'ten sonra. O yüzden ne yapıyorsam ben yapıyorum. İyi veya kötü sonuçlarına da ben katlanacağım. Ama en başında da hep söylüyorum. Herhangi bir bahçeden geçerken hiçbir çiçeğin yaprağını koparmıyorum. Karınca yuvası gördüğüm an 7 metrede olsa yolumu değiştiriyorum. Herhangi bir hayvan gördüğümde besleyebildiğim kadar besliyorum. Bir insanın o an ihtiyacının olduğunu hissettiğim anda cebimde ne varsa veririm, yürüyerek de evime giderim. Benim dünyaya bakış açım bu. Hmm. Bana verilsin veya verilmesin, yapılsın veya yapılmasın, hiç karşılıksız.
Ya çok tatlısınız Bahar Hanım. Evet, çok şimdi, teşekkür ederim. Bahar Hanım'la önceden de biz konuşurken biraz önce bahsettiği aslında hayatım boyunca ilk 15 dakika bir ön yargıyla evet. mücadele ettiğimi bana anlatıyordu. Sonra şöyle evet. bir şey söyledi. Bir süre sonra ben durdum ve bir dakika ya bu saygınlığın bana verilmesini o insanların elinden alacağım ben. Ben bunu kendim inşa edeceğim diye düşünmeye başladım dediniz mesela. Evet, farkında evet, olarak evet. mı bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Yani evet. Bahar Hanım anlatırken de ya bir çıtaya geçtikten sonra dedi bana bu takılmıyor. Yani eskiden saçıma takarlardı, kiloma, başıma, yürüyüşüme, her şeyime takılırdı. Yani çünkü işte evet. kadın olunca daha da fiziğe de bakılıyor, işte her harekete de bakılıyor. Yani eleştirilecek ne varsa ondan bir kulp takılıyor. Ama bir çıtayı açtıktan sonra da rahatlıyorsunuz dediniz hatırlarsınız. Tabii, tabii, tabii. O çok hoş bir şey yani gerçekten. Ya şöyle insanlar ilk önce hep eksik, negatif, nasıl diyeyim kötü olan şeyleri arıyor karşı tarafta. İlk onlarla besleniyor. Yani insanoğlu ister istemez hatta derler ya işte... Biri vefat ettiğinde, cenazeye gittiğinde insanlar ilk cenaze kapısından girince ay iyi ki yaşıyorum Rabbim şükürler olsun dermiş yani. Hmm. Aslında ölene gidiyorsun ama orada hep yine ben diyorsun. Hmm. Allah'ım işte teşekkür ederim, sağlıklıyım, bak şu hastalıktan öldü. Aslında o insan için gidiyorsun ama orada yine ben diyorsun. Hep ben dedikçe de karşı tarafı ne şekilde kırdın, ne şekilde gururu incittin hiç farkında bile değilsin. Ben hayatım boyunca İşte saçı kısa, kaba yürüyor, etek giymiyor, daha fazla erkek arkadaşları var orada onunla vakit geçiriyor. Saat 11'e kadar şuna bak kız başına futbol oynuyor diye böyle sürekli ön yargılarla ya dedim ki Bahar yani ya sen bunu aş ya da aşacak şeyler yap demek ki insanların saygınlığını vermiyorlarsa sana sen gidip ellerinden al. Ben bir spor yorumculuğuyla bu işe başladım. Futboldan dışında söylüyorum. Şimdi böyle bakıyorum insanlara Beşiktaş'ın teknik direktörü de olduktan sonra. Vallahi bir görün sanki kendimi cumhurbaşkanı gibi falan hissetmeye başladığım anlar oluyor. Yani çok tuhaf. İnsanlar sokakta görünce işte bağırın kimse saçıma bakmıyor. Kimse göz rengime bakmıyor. Kimse boyuma bakmıyor. Giydiğim kıyafete bakmıyor. Hatta tam tersi. Ben biraz daha böyle maskülen bir tipim var. Televizyonda da öyle çıkıyorum. Ve insanlar çok coolsun, çok şekersin, çok şöylesin demeye falan başladı. Eskiden erkek gibi diyordunuz, şimdi cool olduk. Yani adı İngilizceyle yumuşatıldı. Öyle söyleyeyim yani. İnsanlar size bir şey vermiyorsa siz gidin. Koparın ve alın yani. Ya çok güzel söyledin. Ben öyle söyledim. Yaptım. Evet evet kesinlikle. Bu arada Bahar Hanım'ın, Fatma Hanım'ın mutlaka fotoğraflarına da bakın. Bahar Hanım böyle hani kendini biraz daha işte erkeksi falan diye anlatıyor ama benim çok hoşuma gitti mesela. Saçlarının yanın böyle kazınmış gibi sarışın çok güzel renkli gözleri var. Böyle hakikaten de ben de cool buldum yani. Kendine özgü bir tarzı var. Onun için bakın. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Yani gerçekten çok kıymetli böyle zor da bir yayın. Biriniz bir otomobilin içindesiniz, diğeriniz evinizdesiniz ama pandemi ortamında üçümüz ayrı yerlerdeyiz. Bütün durumu anlatmak, sektörü anlatmak, sektör artık o da bir şekilde. Bütün bir sporun sizin tarafınızdan olan tarafını anlatmak hiç de kolay değil. Bunu çok güzel yaptığınızı düşünüyorum iyi ve kötü taraflarıyla. Gerçekten minnettarım yani ikinize de. Ben özellikle hem Beşiktaş Kadın Futbol Takımı adına hem de futbolcularım adına hem yöneticilerim adına sizlere bir kere çok teşekkür ediyorum. Yayınınıza yer verdiğiniz için. Çünkü daha çok kültürel anlamda da yayınlar yapıyorsunuz. Ben birçoğunu dinleme şerefine nail oldum. O yüzden özellikle bize yer verdiğiniz için, zaman harcadığınız için günlerdir de bizi sürekli telefonla arayıp bilgi almak istediniz ve bu yayına hazırlandınız. Çok profesyonel yapıyorsunuz işinizi. Yani umuyorum ki şu anki durumunuzun
bin katı daha iyi olursunuz. Bir gün yine inşallah yollarımız kesişir. Ay inşallah tanışalım da çok isterim. Umarım sizi öyle derken taciz etmedim dedim. Gerçekten böyle konuşmak bana iyi geldi. Çünkü ben sizle çalışırken sizden işte bu bakarak okuyarak da pek çok şey öğrendim. Aslında dünya hakkında da pek çok şey öğrendim. Sadece Türkiye'de değil dünyada bu kadın futbolu işi çok zor. Dönem dönem yasaklanmış. Bırakın hani böyle teşvik edilmemesini pek çok ülkede, pek çok bugün medeni diye baktığımız İngiltere'sinden Fransa'sına yasaklanan Brezilya'da bile ülkeler olmuş zamanında vesaire vesaire. Çok şey öğrendim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz sizlere. Çok sağ olun. Bahar Özgüvenç ve Fatma Şahin çok güzel konuklardı. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.